merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Tekrar hoş geldiniz. Zor günlerden geçiyoruz. Oldukça zor günlerden geçiyoruz. Kanın, şiddetin ve ölümlerin içinde yaşıyoruz. Her akşam bir acıyla yatıp her sabah bir kabusa uyanıyoruz. Bu karanlık tabloya bir yenisi daha eklendi. Bir bildiriye imza atan akademisyenlere ve bilim insanlarına yönelik siyasal iktidar tarafından soruşturma, gözaltı, itibarsızlaştırma ve linç kampanyası başlatıldı. Bilim insanları ve akademisyenler, geleceği birlikte nasıl örelim, geleceği birlikte nasıl kuralım konusunda sorular sorar ve yanıtlar üretirler. Hayatta ve siyasette soru sorup yanıt üretmek çok değerlidir. Bilim insanları ve akademisyenler soru sormayı ve yanıt üretmeyi bıraktıkları anda toplumların geleceği kararır. Toplumsal tarihte zulme, baskıya, şiddete dayanan tüm siyasal iktidarlar bilim insanlarını susturmaya çalışmıştır. Ama bilimsel düşüncenin gelişimi ve bilimsel düşüncenin toplumsallaşması önlenememiştir, önlenemeyecektir. Bugün burada olan bizler, bu memleketin bilim insanları, gazetecileri, avukatları, mühendisleri, gençleri ve kadınları ve bu memleketin işçileri, toplumsal muhalefetin temsilcileri. Bir kez daha diyoruz ki, düşünce üretimine yönelik her türlü şiddetin karşısındayız. Bizler, düşünce üretimine yönelik her türlü şiddetin karşısında olmayı bu ülke adına, bu ülkenin geleceği adına birinci sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Dolayısıyla burada bir arada olan bizler, özgür, layık, emekten yana, aydınlık bir ülke mücadelesini veren bizler, bir kere daha diyoruz ki akademisyenler susturulamaz. Şimdi bu başlıkta hazırladığımız ve altına imzalarını attığımız bildiriyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bildiriyi sizlerle paylaştıktan sonra yanımda olan değerli hocalarıma söz vereceğim. Ardından söz almak isteyen herkesin söz hakkı olacak. Şimdi izninizle hazırladığımız bildiriyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Akademisyenler susturulamaz. Omuz ver. 2000'den fazla akademisyenin imzasıyla destek olduğu "Bu suça ortak olmuyoruz" başlığıyla yayınlanan bildiri, önce siyasi iktidar ve Cumhurbaşkanı tarafından hedef gösterilerek suçlaştırılmış, daha sonra da YÖK talimatıyla imzacılara yönelik soruşturmalar ve savcılıkça gözaltılar başlatılmıştır. Hemen ardından geçtiğimiz seçim döneminde AKP'yi destekleme amaçlı mitinglerde boy gösteren bir mafya lideri, imzacı arkadaşlarımızı alenen ölümle tehdit etmiş, bu durum siyasi iktidar tarafından onaylayıcı bir sessizlikle karşılanmıştır. AKP'nin öve öve bitiremediği yeni Türkiye'de siyasal iktidar, özgürlük, eşitlik ve barış talebini dillendiren herhangi bir direnç odağı karşısında kendisini ancak böyle bir sindirme mekanizmasıyla devam ettirebilmektedir. Bir bildiriyi hazırlayıp kendi görüşlerini ifade eden akademisyenler karşısında bu tür yöntemlere başvuran bir siyasi iktidarın terörle mücadele adı altında sürdürülen çatışma ortamı hakkında sunduğu bilgileri ve benimsediği söylemi inandırıcı bulmak imkansızdır. AKP iktidarı altında Türkiye, bilim insanlarının açıkça tehdit edildiği, kadınların bizzat devlet kurumlarınca aşağılandığı, şehirlerin aylarca abluka altında tutulduğu, meydanlarında bombaların patladığı bir ülke konumuna gelmiştir. Bu gittikçe ağırlaşan tablo karşısında eşit ve özgür bir ülke özlemi duyan bütün kesimlerin birlikte mücadele etmesi gerektiğinin inancıyla, baskı ve soruşturmalara maruz kalan akademisyen arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu ilan ediyoruz. Şimdi söz hakkını değerli hocalarıma bırakıyorum. Öncelikle sevgili Korkut Hocam,
Mikrofonlar da zaman oluyor. Merhaba sevgili arkadaşlar diyeceğim ama çoğu genç, dedi ki benim yaşıtım kimse olmayabilir. Herkese merhaba, gençlere özellikle. Şimdi ben de fazla ne söyleyeyim bilmiyorum. Bana göre bu bildiri açık. Ama bir benzetme yapacağım müsaadenizle. Ben de hem üniversite hem de yaşım nedeniyle iki tane önemli baskı dönemini yaşadım. 12 Mart ve 12 Eylül. Ve o dönemde biz baskıyı sıkı yönetim komutanlıkları aracılığıyla hissettik ve uyguladılar. Bu komutanlıkların özelliği şudur. Yasal bir çerçeve vardır, yasal. Yetkisi vardır. Üniversiteye girer, fakültelere girer, odalarımızı arar. Bizde aranmamak için kıymetli kitaplarımızı, mesela Das Kapital yahut Lenin Selected Works yahut Mao Zedong Selected Works veyahut bende yoktu ama Stalin Collected Works, o fakültenin bir kütüphanesinde vardı, hala vardır inşallah, kaybolmamıştır, 12 ciltlik. Bunları saklardık. Başkalarını da saklardı. Çünkü arayan adamın bilgi ve deneyimine göre her şey güme gider. Masanın altına naylon serip yere kadar uzanan bir masanın su basarsa korunsun diye koyardık. Ama paldır küldür odalara girip öğrencileri salonlardan, şeyleri de hocaları da odalarından götürürlerdi. 12 Mart'ta Bahri Savcı, Cahit Talas, Muammer Aksoy, Mümtaz Soysal içeri atıldılar. Başka fakülteler, Ankara Üniversitesi'nin diyelim şeyden tanıdığım insanlar, hala bazılarıyla görüşüyorum, Ziraat Fakültesi'nden insanlar beraber yattılar. Mümtaz Soysal yargılandı komünizm propagandası yapmaktan, anayasaya giriş kitabıyla. Yalnız şu var, bakın şimdi önemli bir benzerlik ve ayrılık yapacağım. Açık bir yasa düzenidir. Yetkilidir, yasa yetkiyi vermiştir adam. Yasa yetkiyi vermiştir. 1402 sayılı sıkı yönetim yasasına göre sıkı yönetim devam ettiği müddetçe Ankara sıkı yönetim komutanı Recep Ergun 1980'de yetkilidir. Dolayısıyla biliyoruz. Mahkemeye de sevk edilir, yargılanıyoruz. Sonra Aydınlar Dilekçesi imzalandı 84'te. Yine sıkı yönetim devam ediyor. Sıkı yönetim komutanlığının askeri mahkemesinde yargılandık. Tutuksuz olarak. Şimdi buradan şuraya geliyorum. Bu söyleyeceğime önem veriyorum. Yargılananlar 83'te de üniversiteden atıldı. Yine yetkili. Kanuna göre yetkiliydi, atıldı. Sıkı yönetim komutanının emri icabında görevden alınmıştınız. Rektörün yazısı bu. Yazının da bir özelliği var. Pelür kağıdına yazılmış. Dolayısıyla 10 tane birden yazıyor. Yani sekretere diyor ki kızım yaz diyor şuraya. 1402 sıkı yönetim komutanının bilmem nesinin talimatı doğrultusunda görevden alınmışsınızdır. Sonra ilgiliye göre şunu yaz Korkut Boratava diyor, şunu yaz efendim Alparslan Işıklı'ya, şunu yaz Cevat Kere'ye diye yazıyor. Onlar üst üste koyu harfle yazılıyor. Öbürü seri imalat. Şeyden daktilodan israf etmemek, zamandan etkin çalışıyorlar. Sonunda da şu var. 23,5 yıllık şeyim var. Kamu hizmetim. Şimdiye kadar görevleriniz nedeniyle teşekkür ederim filan da yok. Şimdi diyeceksin ki ya bir de teşekkür etsin, çünkü diyor ki sıkı yönetim komutanının talimatı üzerine bu işi yapıyorum. Yani sen suçlu değilsin Tarık Somer.
Ben yani o şeyi yaparım, algılamayı. Görev yapıyorsun, önleyememişsin. Ama sonuna da bundan sonraki hayatınızda başarılar dilerim diye bir cümlede ekleyiver. Ekleyiver diye geçiyor insanın aklında. Yahut geçebilir, benim gelmedi de sonra düşündükçe geliyor. Şimdi ama şunu söylüyorum. Bunlar hep şimdi bugün garip bir şekilde Türkiye Sıkı Yönetim Komutanlığı var. Üstteki zat emrediyor. Emri savcılar ve en acısı o, üniversite yönetimleri uygulamaya kalkıyor. Uygulamaya kalkıyor. Uyguluyorlar. Özel üniversiteler patküt attı birkaç kişiyi bildiğim kadarıyla. Arkadaşlarım belki daha yakından izliyorlar. Ötekiler de başlattı. Bir anlamda 12 madde, 12 Eylül'ün sıkı yönetim düzeni daha şeydir. İç tutarlılığı vardır. Yasa uygulanıyor. Burada yasa filan da yok. Yasa yok. Yasa yok. Yani tamamen yasa dışı, anayasa dışı, hukuk dışı bir uygulama. Öbürü de hukuk dışı ama yasal çerçeveye uyuyor. Şimdi bir benzetme daha yapacağım. Değerli izleyiciler, bizler ve benim gibi olan, hatta Mümtaz Soysal, Mümtaz Soysal'ın anayasaya giriş kitabı, burada belki bilenler vardır. Sosyalist ve komünist dünya görü ve devletlerin de anayasasının mantığını anlatır. Dolayısıyla o kitapta veya bizlerde, o yüzden sıkı yönetim komutanlığı niçin bize hedef aldı, bizim gibi bir grubu. Hemen şunu söyleyeyim, tasfiyeye uğrayan insanların çoğunluğu birinci sıkı yönetim döneminde üniversiteden atılmadılar, onu söyleyeyim. Yargılandılar cezaevlerine atıldı. İkinci sıkı yönetim döneminde üniversite cezaevine atılanlar ayrıdır, başka örgüt çalışmalarından ötürü. Ama bizim gibi sadece atılanlar da var. Ama şunu demek istiyorum. Sıkı yönetim komutanlığının ve o sıradaki Türkiye'ye hakim olan zihniyet açısından biz suçluyduk. Çünkü İstanbul'da galiba bir veya iki tane İslamcı kimliğiyle tanınan galiba bir hukuk hocası atıldı 1980'de. Ötekiler genellikle solcu ve sosyalist kimliğiyle bilinen insanlardı. Ve biz o dönemin ortamında, her iki döneminde Marksist, Leninist, Maocu akımlarla iç içeydik. İç içeydik. Hemen şunu söyleyeyim. O akımlarla iç içe olmamız, kendi fakültem açısından söylüyorum, üniversite görevini ifa ederken hiçbir etki yapmadı. Öğrencilerimize ayrım yapmadık ve doğru dürüst derslerimizin olması gerektiği gibi okuttuk. Derslerimizi olduğu gibi, ama ders dışı hayatımızda, sol çevrelerle ilişkilerimizde içli dışlıydık. O dönemin özellikleri, o dönemden kalan arkadaşlar bilir. O halde düzen karşıtı akımları fikir malzemesi sağlayan, destekleyen bir şeyi de, özelliğimiz de vardı. Eğer düzen dışı akımların söz hakkını tanımak istemeyen bir zihniyet hakim olursa atar. İşte attı. Şimdi onun için buradan şuraya geliyorum. Bu kalabalık toplulukta büyük ihtimalle birinci bizim kendileri için hukuk dışı uygulamalar başlatılan arkadaşlarımıza dayanışma gösterdiğimiz insanların kaleme aldığı ve imzaladığı bildirinin şurasına burasına takılarak, efendim bu da olur muydu? Şu niye yok? Şu niye yok? Bu niye var? Eleştirisi bugün geçerliyse bizim için de o gün geçerliydi. Yani açıkça şunu söylüyorum. Kenan Evren veya 12 Mart rejiminde üniversiteden atılan veyahut eza cefa gören insanları savunmak ne kadar hakkımızsa, bugünkü bu arkadaşlarımızı savunmak da sadece hakkımız değil, görevimizdir.
onların görüşlerinin bir bölümüne katılan olur, hepsine katılan olur, hiçbirine katılmayan olmaz. Eğer asgari bir demokrasi mantalitemiz varsa savunmak zorundayız. Aynı mantıktır. Kenan Evren'in mantığıyla bugünkü Türkiye Sıkı Yönetim Komutanı olan zatın mantığı arasında hiçbir ayrım yoktur. Geçmiş yıllarda çok sayıda insan şu soruyla karşılaştı medyada, medyanın önünde. Komünizmi telin et. Mesela Ecevit bunu reddeden nadir siyasetçilerden biridir. Ecevit kendisine komünizmi telin et, komünizme karşı değil misiniz sorusuna cevap vermeyi reddetti. Çünkü o cevabı verdiği andan itibaren arkadan makara söküğü gibi hangi soruların geleceğini biliyordu. Asgari demokratlık o yüzden bu türden sorulara muhatap olmamayı gerektirir. Bu nedenle daha önce Gönül arkadaşımın sözü ettiği sayısını da tam bilmiyorum. 1128 gibi bir sayı var bende. Şimdi 2000'i buldu. 2000'i buldu. Bu 2000 arkadaşı metinden tamamen bağımsız olarak o metinde ima yoluyla algılanan, türetilen veya açıkça ifade edilen olguların da doğruluk veya yanlışlığından bağımsız olarak savunmak asgari demokrat olmanın vazgeçilmez koşuludur. Onun için herhangi bir ortada hükümete yakın medyadan insanlar varsa şu soruyu hemen buradakilere ve birbirlerine soracaklar. Efendim şu cümle niye var? Veya Ecevit'e sorulan soru gibi sen komünizmi telin etmiyor musun? Sorusunu sormaya kimsenin sorusun tabii. Sorma hakkı da sınırsızdır. Sınırsızdır ama demokrasiyle bağlaşmaz. Demokrat mantaliteyle bağdaşmaz. Onu söylemek istiyorum. Benim söyleyeceklerim bunlar. Değerli arkadaşlar, bu basın açıklamasına destek veren demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri, hepinize merhaba, hoş geldiniz. Korkut Hoca gibi böyle derya gibi bir insan aslında söylenecek her şeyi tarihsel deneyimi içerisinde de söyledi. Ben dört tane önemli noktanın altını çizmek istiyorum. Birincisi, bu suça ortak olmuyoruz metnini imzalayan meslektaşlarımızla dayanışma içerisindeyiz. Bir öğretim üyesi kolay yetişmiyor. Bu metinlerin altında bir dolu profesör, bir dolu doçent ve diğer akademisyen arkadaşlarımızın imzasını görünce bu kolay bir iş zannedilmesin. Uzun yılların gayretiyle, özverisiyle insanlar belli akademik sıfatlar elde ediyorlar. Bizim de görevimiz bir meslektaş grubu olarak meslektaşımıza dokunma diyerek arkadaşlarımıza sahip çıkmaktır. İkincisi, son zamanlarda yürütülen, izlediğimiz tartışmalarda sonra şunun altını çizmek durumundayız. Öğretim üyeleri ayrıcalıklı bir kesim değildir. Hatta bir işçiden, bir kamu çalışanı, sade memurdan, bir köylüden daha saygıdeğerde değildir. Bilim özgürlüğünün, akademik özgürlüğün insan haklarının bir parçası olduğu vurgulanıyor. Doğrudur. İnsan haklarının, ifade özgürlüğünün bir parçasıdır. Bir alt ifadesidir. Akademisyenler bu hakkı kullanarak, her yurttaş için geçerli olan bu hakkı kullanarak görüşlerini açıklıyorlar. Ama sade yurttaşlardan da bir farkları var. O da şudur. Bu aynı zamanda akademisyenlerin görevleridir. Dünyaya, topluma ilişkin değerlendirmelerini aktarmak, politikaya ilişkin önerileri toplumun önüne sunmak ve belli uygulanan politikaları eleştirmek onların görevidir. Eğer bunu bizler ve bunu imzalayan arkadaşlar yapmadıkları takdirde görevimizi yapmamış oluruz.
Şimdi devletten para alıyorlar bunlar deniyor. Evet, devletten para alanlar da, vakıf üniversitelerinde çalışanlar da bir kamusal görevi yerine getiriyorlar. Bu kamusal görevi yerine getirmek demek devletin politikalarını onaylamak değildir. Tam aksine devletten, dinden ve sermayeden bağımsız bir şekilde bilimin, aklın gereğini ve vicdanlarının onlara gösterdiği yol doğrultusunda görüşlerini açıklamaktır. Bu arkadaşlar da bunu yapmışlardır. Üçüncüsü, Korkut Hoca da bunu çok önemli altını vurguladı. İnsanların görüşlerinden dolayı sadece bilim özgürlüklerinin değil, özlük haklarının ayaklar altına alınması, giderek yaşam haklarının bile tehlike altına sokulması bizlerin de tartışma ortamını daraltıyor, bizlerin de eleştiri hakkını elinden alıyor. Bu arkadaşlarımıza veya başka görüş açıklayanlara karşı demokratik bir toplumda eleştiri hakkımız her zaman vardır. Ama baskıcı bir toplumda, görüşlerin cezalandırıldığı bir toplumda insanlar eleştiriye de cesaret edemezler ve bu eleştiriye kendilerine hak da bulamazlar. Ne yazık ki Türkiye böyle bir duruma doğru sürükleniyor. Dördüncüsü, sadece akademisyenler için değil, eğer fikrini açıklayanlar cezalandırılırsa, özellikle akademisyenler ibret olsun diye, ibretlik olarak bu şekilde cezalara, aşağılamalara, dışlamalara tabi tutulursa, toplumun diğer kesimlerinin görüşlerini açıklama, devleti eleştirme cesaretleri iyice ortadan kalkar. Toplum iyice baskıcı, antidemokratik, suskun bir toplum haline gelir. Ne yazık ki Türkiye böyle bir noktaya doğru gitmektedir. Ama bizler her zaman bunu eleştireceğiz, teşhir edeceğiz. Fikir özgürlüğüne, düşünce özgürlüğüne, akademik özgürlüğe sahip çıkmaya devam edeceğiz. Devam etmek zorundayız. En son olarak da belki şunu vurgulamak gerekiyor. Sonunda ülkede bir iç savaş yaşanıyor ve ister Türk olsun, ister Kürt olsun, bizim yurttaşlarımız ölüyorlar. Onun için öncelikle biz silahlar sussun çağrısında bulunmak durumundayız. Ateşkes ilan edilsin. Toplumun bütün sorunları özgür bir ortamda tartışılabilsin, çözüm bulunabilsin. Yoksa orada insanlar ölürken hepimiz her gün ölmeye devam edeceğiz. Şimdi söz kullanmak isteyenler, söz sizlerin. Şimdi arkadaşlar, bu imza atan büyük 128 kişiden biriyim. İmzanın hemen arkasından biliyorsunuz bir sürü demokrat, kentsel demokrat diyen insan bu ifade özgürlüğüyle ilgili olmadığını, işte burada başka şeyleri desteklediğini falan söyledi. Ben çok merak ediyorum. Ne söylersek ifade özgürlüğü isteyeceğim. Örneğin işte ne bileyim, 20 milyon insanın yoksul olarak yaşadığı bir ülkede 1150 odalı saray yapamazsanız desem, bu ifade özgürlüğü sayılacak mı yoksa yine hain mi olacak? Ne bileyim, 301 tane madenci öldü. Bu madencilerin ölmesinde hükümetin, devletin suçu vardır dersen, ifade özgürlüğünü kullanmış olacak mı yoksa yine hain mi olacak? Ne söylersek hain olmayacağız? Bu ülkede ne söylersek ifade özgürlüğünü sahiden kullanmış olacağız? Dolayısıyla içeriğine katılın ya da katılmayın, sahiden de gerçekleri söyleyen bir şey var ise onu desteklemek, aydın sorumlu bunu gerektirir, onu desteklemek zorundayız. Aydın olmanın gereği de tam da budur. Bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Merhabalar. Ben Diğer Kurtlar Sendikası Başkanıyım. Topak Karadağ. Şimdi Korkut Hocam güzel söyledi. Ben onun sözünden gitmek istiyorum. Hiçbir siyasi söz de söylemeyeceğim. 12 Eylül'den, 12 Mart'tan bahsetti. O zamanlar gerçekten sıkı yönetim ilan edilmiş. Şimdi yasal dayanağı var. Ve sıkı yönetim yasası duyarınca sıkı yönetimin iktidarları ya da muhtezeleri, neyse komutanları
o yasaya dayanarak bir şeyler yaparlar. Artı o zamanlar bir 141, 142, 163, 125 gibi maddeler vardı ceza kanununda. Şimdi bunlar yok. Şimdi bunlar yok. Yani yine bu bildirinin içeriğinden bağımsız olarak, içeriğini tartışmaksızın söylüyorum. Ki ben son laflara önemsiyorum. Burada işte hesap soracağız, işte ne bileyim kıracağız, dökeceğiz, şunu yapacağız denilmiyor. Sadece insanlar diyorlar ki biz bazı olaylardan rahatsızız ve bunun o olayların sorumlusunun da şunlar olduğunu düşünüyoruz diyorlar. Bundan başka bir söz yok. Onun için de bu düşünce özgürlüğünün, düşüncenin ifade özgürlüğünün sonuna kadar savunmamız gerekiyor. Ve dediğim gibi hiçbir siyasi münazı yok. Yani şu anda yapılanların yasal bir dayanağı yok. Asıl tehlike burada. Yani artık herkes keyfine göre. Yani bir 301'imiz var. 301 de çok basit bir şey. Fakat öyle geniş bir şey ki balon gibi. Dolmuyor. Çok tehlike oluyor. Yani keyfiydi. Yasallık yok. Hani biz kanunlar tabii ki diyebiliriz. O zaman kanunu tartışırız. İşte kanun adalet hizmet etmiyor deriz. O zaman onları tartışırız. Ama şu anda insanların tartışabileceği elde tutulur. Hani böyle sınırları olan bir şey yok. En tehlikeli, en tehlikeli durum budur. Ve gerçekten kötü bir dönem budur. Herkese tekrar teşekkür ediyoruz. Bugün burada birlikte olmak bizim için çok değerliydi. Akademisyenler susturulamaz metnine imza atmak isteyenler, hali hazırda atmamış atmak isteyenler masaya gelebilirler. Burada imzalarını koyabilirler. Evet, biz başta da söylediğim gibi özgür, laik ve aydınlık bir ülke için mücadelemize devam edeceğiz. Çok teşekkürler.